Parlamenterler Birliği'nin yaptığı toplantıdan bir suç, gizli örgüt toplantısı gibi bahsetmeye gerek yok. Bunun gündemi bellidir. Daha evvel AK Parti uzun yıllardır hükümette ve geriye dönük olarak görev yapmış olan milletvekillerimizi bir toplama ihtiyacı hasıl olmuştur. Hatta bizler de davetliydik, ben de şahsen davetliydim fakat o toplantıya icabet edemedim. Burada yapılan şey, geçmişte görev yapan milletvekillerimizle, bunların bir kısmı da Parlamenterler Birliği üyesidir, onlarla birlikte ve İstanbul'da mevcut olan milletvekillerimizle yapılan bir toplantıdır. Şimdi Türkiye büyük bir ülke, çok büyük bir olay yaşadık o gün, doğrudur. Fakat herhalde hayat durmuyor. İnsanlar yemeye, içmeye, hayatına devam ediyor. Hatta cenaze evlerinde bile böyle oluyor. Bizim adetimizdir. Cenaze evine bile yemek götürürsünüz. Hayatın temel ihtiyaçları, olağan gördüğünüz şeylere devam edersiniz. Ve mümkün olduğunca hayata normale geçmeye gayret gösterirsiniz. Gelelim dil meselesine. Tabii ben söze itimat ediyorum fakat hep yanıldığımızı görüyorum. Bizim bugüne dair bir sözümüz vardı. Neydi? Dün burada elim şeyler yaşandı. Bunlara dair meselelerimizi bugün yeni şeyler konuşacaktık. Böyle anlaşmıştık. Fakat öyle olmadığını görüyorum. Dil konusunda bir bize ödev verme hali var. Ödev veriliyor. Dilinizi düzeltin. Şimdi bir defa ben basit bir tavsiyede bulunacağım. Ödev değil, tavsiye. Dün kendi grup başkan vekilinizin yapmış olduğu konuşmayı lütfen yüksek sesle kendi kendinize bir kez okuyunuz. Yani doğrusu bir kez okuyan insanlar, medeni insanlar böyle bir konuşmaya tahammül edemezler. Bu yetmiyor. Kürsüye çıkılarak ki sizin kendi arkadaşlarınızın da itirazına rağmen adeta bence bir komplo düzenleniyor. Bilerek meclisi gelelim. Ha bu yetmez. Bu gerginliği dışarıya taşıyalım. Topluma dışarıya taşıyalım. Kavga çıkaralım, cingar çıkaralım. Memlekette Cumhurbaşkanımız da bugün Rusya'ya giderken böyle gerilimli bir hava gösterelim. Bütün meselenin ben bu olduğunu düşünüyorum. Tabii kendi iç hesaplarınızla ilgili başka şeyler de vardır. Ondan da şüphem yok. Fakat burası ciddi bir mecra. Bu mecra içerisinde bize ödev verenlerin önce kendilerine ufak tavsiyelerimizi ciddiye almasını öneririm. Dil meselesini önemsiyoruz. Aynı meselenin sizin temel bir sorunuz olduğunu düşünüyorum. O sebeple bunların hepsinin altını çizerek size iade ediyorum. Teşekkür ederim.